Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu güzel önlük süveter çalışmasını yapacağız. Diğer adıyla da Zara süveter diye adlandırdığımız süveterimizi ben 0-6 aylık bebeklerimiz için çalıştım. İçindeki ee, içindeki kullanmış olduğum ipten epeyce bir miktar arttı. Dışındaki rengimizden de yine aynı şekilde epeyce kaldı. Tek renkte çalışabilirsiniz. Ben iki renkte hareket katmasını istediğim için bu şekilde çalıştım. Evet şimdi beden ölçüsüne bakalım. Beden ölçüsü en üst bölümden en uç bölüme en aşağıdaki bölüme 28 santim. Beden genişliğine baktığımız zaman hemen 23 santim hatta 23'ü de biraz geçmekte şu civarlarda olduğunu görüyoruz. Evet önümüzde saç örgüsü modelimizi kullandık. Arkamızda ise düz örmeyi tercih ettik. Evet bu çalışmamızı bütün ayrıntılarıyla gösterdikten sonra sizlerden de küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beni yorumlarınızla beğenilerinizle de desteklerseniz çok mutlu olurum. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel süveterimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek örgümüze başlayalım. Bir tane düğümümü attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15'i yeniden çektim, yarımladım. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 32 ve 33 tane zincirimi çektim süveterimizin önü ve arkası aynı sayıda olacak burada ne çektiysek arkada da aynısını yapacağız önde sadece farklı olarak model uygulayacağız arkayı düz sık iğne olarak öreceğiz 33 zincirimi çektim santim ölçüsüne bakalım tutuyorum üzerine bakıyorum 15 santim uzunluğunda olduğunu görüyorum ve 33 tane zincirimin üzerine bir tane daha zincirimi ekliyorum. Bu eklemiş olduğum zincirimi yandaki 33 tane zincire dönüş için kullanıyorum. Bunu örmüyorum ve yanındakine batıyorum. En son çektiğimi örmüyorum. Bir sonrakine gelerek batıyorum ve örüyorum. Bundan sonra bütün sık iğnelerim tamam olana kadar yani zincirlerim tamam olana kadar sık iğnelerimi örüyorum. Sadece batırıyorum. Çekip ipimi çekip örüyorum batırıyorum ipimi çekip örüyorum örgümüzün yumuşak olması için üç buçuk numaralı tığımı kullanıyorum bakınız üç buçuk milimetre yazıyor tulip olduğu için tulip şöyle altı diye numaralandırma yapıyor ama diğer markalarda üç buçuk milimetre olacak yumuşak olsun sık iğne olduğu için ince tığlarla yaparsak çok sert oluyor birazcık tığ numarasını büyük tutmanızı tavsiye ederim İpin bebe yünü çok kalın bir ip değil, 100 gram ve 300 metreden oluşan bir ip. Çok kalın değil, 300 metre. Şöyle düzelttim ve sona kadar sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum ben. Burası ön parçamız. Arkayı da aynı sayıda başlıyoruz. Eşit olması gerekmekte. Ve düz sık iğne ile tamamlayacağız arkayı ama önde güzel bir modelimiz olacak. Son zincirime geldim. Son zincirime de batıyorum. Sık iğnemi örüyorum. Evet, bir sıra sık iğnemizi ördük. Başlangıcımızda bakın yumuşacık ördüm. Sık iğneler örüldükten sonra buradaki e, ölçü birazcık daha büyüdü. İçine e, doldurulduğu zaman zaten bütün zincirlerimiz büyümekte. Tutuyorum. Bakın 17 santime kadar e, ilerledi. Şimdi devam ediyorum. Modelimi koymaya başlıyorum burada bir tane zincir çekiyorum her dönüşümüzde mutlaka bir tane zincirimiz olacak arkasını çeviriyorum zincirimin hemen çıktığı yere bakınız şuraya batıyorum buraya değil bakın hemen dibine batıyorum ve bunu bir tane sık iğne olarak sayıyorum zinciri duvar yükseltmesi olarak kullanıyorum battığım birinci sık iğnem oluyor yanına ikinci sık iğnem örüyorum iki tane sık iğneyi yan yana ördüm iki sık iğne de diğer taraftan öreceğim e, modelimizin kenarlarında ikişer tane sık iğne olacak hemen üçüncü sık iğnemin içerisine tığımın ucunu girdiriyorum ipimi alıp sadece içinden geçiyorum ve ilmeğimin de içinden kaydırarak geçiyorum ve üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çekiyorum aynı yuvaya batıyorum 3. de yaptık bu işlemi 3. sık iğne de bir tane 8 zincirlik halkamız ördük şimdi yanına batıyorum 1 sık iğne 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi örüyorum 6. sık iğneden sonra 7.ye tığımın başını girdiriyorum. İpimi alıp ilmeğimin içerisinden kaydırarak geçiriyorum. Ve üzerine 8 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Aynı yere bakın çıktığım yere kaydırarak girdiğim yere batıyorum ve burayı kapatıyorum. Ve devam ediyorum 6 tane sık iğne örmeye. 1 2 3 4 5 6 6 sık iğnem ördüm 7. tığımın ucunu girdiriyorum ipimi alıp kaydırıyorum ilmeğimin içinden geçiriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çekip aynı noktaya girerek batıp bir tane halka yapıyorum ve yine yanındakine batıyorum. 6 sık iğnem örüyorum. 2 3 4 5 6 7. ilmeğimi kaydırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. çıktığım yere batıyorum. 6 tane sık iğnemi yeniden örüyorum 1 2 3 4 5 6 7. ye giriyorum ilmeğimi içinden geçiriyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 batıyorum Son iki tane sık iğnemi sık iğne olarak örüyorum. Bir ve iki. Evet, iki tane sık iğne başta, iki tane sık iğne sonda ve bir, iki, üç, dört, beş tane de zincirli bölümümüzü örüyoruz ve arkayı bir zincir çekerek çeviriyorum. Arkadan da başlıyorum. Hemen zincirimi çektiğim yerin dibine batıyorum. Zincirimi duvar olarak görüyorum. Buradaki birinci sık iğnemi örüyorum yanına ikinci sık iğnemi örüyorum. Şimdi 8 zincir çekmiş olduğum yere geldiğim zaman ise bir tane zincirimi çekiyorum. 6 tane zincirin olduğu yere hemen geçiyorum. Şöyle öne doğru büküyorum bunu ve hemen batıyorum bakınız. Bir zincirimi çekmeyi unutmuyorum sevgili dostlar. 1 2 3 4 5 6 Aradaki 6 e, sık iğnemizi yine 6 sık iğne olarak örüyorum. 8 zincirimin bulunduğu noktadayım. Yine bir tane zincir çekiyorum. Hemen onu diğer tarafa itiyorum ve ilk sık iğnemi örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Yani burada şu zincirlerimizin arkasına bir tane e, zincir çekip burada yeni yuva yapıyoruz. Şöyle arkaya alıyorum. 1 2 3 4 5 6 Bir tane zincir çekip 8 zinciri öne doğru yatırıyorum ve 6 tane sık iğnemi örmeye başlıyorum son altı sık iğnemi ördüm. Bir zincirimi çektim. Yine bat şöyle öne doğru eğiyorum. Yanına giriyorum. 2 tane kenar sık iğnemi de örerek tamamlıyorum. Ve bir tane zincirimi çekip önümüzü çeviriyoruz. Bakın şu şekilde. Zincirlerimizin üzerine birer sık iğne sırası ve tam zincirlerin arkasına bir tane zincirimizi çektik. Şimdi bu sırada Zincir sıramızda çalıştığımız işlemimizi tekrar ediyoruz. Kenardaki iki tane sık iğnemi öncelikle örüyorum. Bir zincirimi dönüşte çekmiştim. Hemen dibine batıyorum. İkinci sık iğnemi batıyorum. Bir tane zincirimin içerisine şöyle alttan giriyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Aynı yere batıyorum. Hep üst üste olacak bu zincirlerimiz. Sonra dibindeki sık iğneye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane de sık iğnemi örüyorum. Yine bir zincirin olduğu yere gelerek giriyorum. 1 2 3 2 3 4 5 6 7 ve 8 diyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Bu kadar kolay. Arkasından yine altı sık iğnemi örüyorum. 2 3 4 5 6 Zincirin olduğu yere geliyorum. Geçiyorum. 1 2 3 2 hep de çıkarıyorum. 4 5 6 7 ve 8. Evet bu şekilde modelimizi kurduk. Arkasından yine birer zincirlik bölümümüzü öreceğiz. Burayı bitirelim. Arkasını tekrar bir daha çalışalım. İkinci sırada da zincirlerimizi örerek geldik ön yüzden. Şimdi arka yüzü örüyoruz. Bir tane zincirimi çekip dönüyorum. Kenar iki tane sık iğnemi örüyorum. Hemen zincirimin dibine battım. Yanına battım. Oradaki zincirimi şöyle ön tarafa bütün zincirleri aynı yöne toplayacağız. Bir burada, biri burada olmayacak. Öne doğru itiyorum. Bir tane zincirimi çekip hemen 6 tane sık iğnem örüyorum. 8 zincirimizin arkasına bir zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 ve 6 zincirimi öne doğru şöyle yatırıyorum. Bir tane zincir çekip hemen yanındaki altı sık iğnemi örüyorum ve bu şekilde yeterli ölçümüze ulaşana kadar şöyle 8 zincirlerimiz ve aralarında altışar sık iğnemizi örüyoruz ve 1 2 3 4 5 tane olacak şekilde de kurduk. Şimdi biraz büyütelim. Aynı zincir sayısıyla ben arkamı da başladım. Dümdüz olduğu için örerek hazırladım. Diğer modelimi de yeterli olacak kadar örerek geldim. Şimdi kaç sıra ördüğümü arkamızın önce saymak istiyorum. Bakın şurası zincir sırasıydı. En alttaki bir şöyle yakından görmenizi istiyorum. Burayı saymıyorum. Geri kalan bölümleri ise ikişer ikişer sayıyorum. Bakın çizgi çizgi belli zaten. 2, 4, 6, 8, 10. 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 ve 54 sıra e, arkamızı dümdüz ördük. Bakın dümdüz. E, zincir sayımızın üzerine hiçbir işlem yapmadık önden, arkadan sık iğnelerimizi ördük. Şimdi santim olarak ölçüsüne bakalım. Santim olarak baktığımda Kaç santim olduğunu sizlerin örgüsüyle kıyaslayın. Burası modelimizin iç kısmı olacak zaten. Daha burada büyüme olacak. 25 santim uzunluğunda en olarak baktığımda 16 buçuk santim eninde. Şimdi buradaki e, ön kısmımızı da e, arkayla aynı sayıda olacak şekilde örmemiz gerekmekte. Onun için şöyle sayalım. Şimdi belli bir yükseklikte yaka aralığı bırakmamız gerekeceği için bakın şu kadar buradan sonrasında yakamız için yer açacağız. Arkasından sayması daha kolay olur ama önden yine sayalım isterseniz. Arkadan zincirimizde görünüyor, daha rahat sayabiliriz. Şimdi sayıyorum: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Burası da 45. Şimdi bir sıra daha öreceğiz, bir sıra bu sık iğne ve bir zincirimiz olan bölüm öreceğiz. Orada da buradaki modelimlerimizi kapatacağız Ama Kenardaki iki modelimizi kapatmıyoruz. Ortadaki üç modelimizi kapatarak devam edeceğiz. Şimdi diğer uzunu alıyorum. Kapatma işlemini nasıl yapacağımı göstermek istiyorum. Şu kenar ikiye dokunmuyoruz. Ortadaki üç tane örgümüzü kapatıyoruz. Önce bakın şöyle en alttakini alıyorum. En alttakini bir sonrakini içinden geçiriyorum. Sonra bu içinden geçirdiğim öne doğru alıyorum bir sonraki devam edeni onun içinden geçiriyorum ve düzeltiyorum. Bunu elimde tutuyorum. Bir sonraki geleni içine geçirip alıyorum ve bunu şöyle öne doğru alıyorum. Bir sonrakini içinden geçiriyorum. Geçirdiğimi şöyle öne doğru alıyorum. Yeniyi öne doğru alıyorum. Sonrasında yine bütün ilmeklerimi bu şekilde birbiri içerisinden geçirerek saç örgüsü görüntüsü veriyorum ve öne doğru ilerliyorum burayı keseceğimiz için bu kısmı kapatıyoruz diğerleriyle daha devam edeceğimiz için kapama işlemini orada daha sonra yapacağız bir sonrakini alıyorum içinden geçiriyorum ve devam ettiriyorum bitişe doğru bakın şöyle şimdi bitişe doğru geliyorum birinci sıramı bu şekilde yukarıya doğru örerek geldim ve en son şu şekilde bıraktım şimdi diğer sıramızı yapalım diğer sıramızda da aynı şekilde en sondakini alıyorum ikinciyi içinden geçiriyorum ve geçirmiş olduğum ikinciyi alıyorum elime bakın üçüncüyü geçiriyorum bu kez üçüncüyü alıyorum en son geçtiğimizde elimizi alıp bir sonrakini onun içerisinden geçiriyoruz. Dördüncüyü geçirdim. Dördüncü elimde beşi geçirdim. Şimdi beş elimde yani karıştırmayın. Altıncı yani bir sonrakini yedinci sekiz bakın bu şekilde aynısını e, diğerinde de başlatıyoruz. Birden ikiyi geçiriyorum. Bakın 2'den 3'ü bunu da böyle başlatalım. Hepsini yapalım bu üçü Kenardaki ikiler kalsın lütfen. Kenardaki ikileri dokunmayın ama isterseniz şöyle yukarıya doğru da yapabilirsiniz. Eliniz hazır alış ritim tutturmuşken orada biraz daha işlemimiz olacağı için isterseniz tabi şuraya kadar yine yapabilirsiniz. İsterseniz sonra tamamını kilitleyebilirsiniz nasıl kolayınıza gelirse bakın bu şekilde isterseniz başlayalım bakınız en son bir alıyorum iki içinden geçiriyorum iki asılıyorum devam eden üçüncüyü geçiriyorum dördüncüyü geçiriyorum Evet bu şekilde örelim şu üç tane kesme işlemi yapacağız şimdi bu örgülerimizi tamamlayalım elime almışken ben de bütün hepsini tamamladım ama bu iki kenarı bitirmeyeceğiz. Şu ortadaki üçün kapanışını yapacağız. Şimdi devam ediyorum. Bu kenardaki her ikisi için aynı işlemlerimizi devam ediyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. İkinci sık iğnem örüyorum. Ve bir tane zincir çekip hemen yanına batıyorum. 6 tane sık iğnemi örüyorum. 5 ve 6 sık iğne ördüm. 6. sık iğnemden sonra buradaki ilmeğimi geçiriyorum, bakınız tığımı ve şu şekilde örüyorum, içinden geçiriyorum ve kenarından yine örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. sık iğneyi ördükten sonra bu halkanın kapamış olduğumuz halkanın içinden ilmeğimizi geçirip şu şekilde kapatıyoruz ve hemen yandaki sık iğnemizi örüyoruz. 2 3 4 5 6 Eğer bu zincirin içinden geçirmezsek ilmeğimizi çözülür bütün ördüklerimiz. O yüzden bu geçirme işlemini yapıp burayı kapatıyoruz. Sadece içinden geçirip normal örgümüze devam ediyoruz. Burada da bir tane zincirimizi çekip iki tane sık iğnemle bitiriyorum. Evet şimdi şöyle bakalım. Bir tane zincir çekip bırakalım. Bu üç tane burgumuzun olduğu yeri kapadık. Kenardaki iki burgumuzla omuzlarımızı örmeye devam edeceğiz. Kenarlarımızdan ilkini sağ taraftakini örüyorum. Bir zincir çekmiştim. Dibine batıyorum. Bir tane sık iğne. Yanındakine batıyorum. İkinci sık iğnem örüyorum. Ve üçüncü olarak buraya girip 8 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Batıyorum. Aynı yere batıyoruz. Yanından 1, 2, 3 tane sık iğne örüyorum ve toplamda 6 sık iğnemiz oluyor. 2 yandaki zincirimizin olduğu 3, 3 de burada 6. Şimdi araya geçmiyoruz artık. 1 çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. 1. sık iğnem, 2. sık iğnem, 3. sık iğnem, 4. zincirimi çekiyorum. Batıyorum. 5 oldu ve 6. Toplamda 54 yani biraz önceki bu arkamıza eşit olacak şekilde örüyoruz. Çeviriyorum. Dibine batıyorum. Dibine batıyorum. Yuva içerisine girip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 diyorum. Aynı yere tekrar giriyorum Ve 3 tane sık iğneyi de devam ettiriyorum. Ve 54 sıra olana kadar aynı şekilde örüyorum. Arkadan saydığımda tam 54 sıra oldu. Bir tane zincirimi çekmiştim. Şimdi 54 sırayı tamamladıktan sonra şu kalan kısmı da içerisinden geçirip kapatma işlemini yapıyorum ve sağ omzum bu şekilde tamamlanıyor. Geçirdiğimi alıyorum geçirdiğimi alıyorum. Evet bütün ilmeklerimi geçirdiğimizden emin olalım. Şurada sanki evet kalmış bakınız bir tane. Bundan hemen emin olalım ki sonra görüp üzülmeyelim. Sökmek çünkü her zaman için bayağı can sıkıcı olmakta. Tüm e, buradaki zincirlerimizi doğru bir şekilde geçirdiğimizi, bakıp kontrolümüzü yaptıktan sonra, evet en sona kadar geldim. Baktım bütün işlemlerim tamam, herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi 54 tane oldu. Bakın bir tane zincirimi çektiğim bölüm. Şimdi burada kapanışı yapıyorum. Bir zincirimi çekmiştim. Hemen dibine batıyorum yine yanındaki sık iğneye batıyorum. iki sık iğnem en son zincirimi şöyle içinden geçiriyorum. Yanındaki üç tane sık iğnemi örüyorum. Ve bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi buradan koparıyorum. Sağ omzum bu şekilde tamamlandı. Şimdi sol omzumun bulunduğu noktaya doğru gidiyorum. Aynı işlemlerimi burada da yapıyorum. 3 tane ilmek buradan alıyorum kenarda zaten 2 ilmeğimiz var ortadaki zincir sayımız da aynı şekilde devam edecek birlikte başlayalım yine çok az olduğu için zaten hemen bitmekte emin olun bir günde tamamlayabileceğiz yani özellikle bu içini bir günde tamamlarsınız inşallah 1 2 3 diyelim batıyorum ikinciye üçüncüye battım. bakıyorum. Bakınız şu şekilde bir tane zincirimizin olduğu bölümümüz var. Hemen zincirimle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 örüyorum. 2 tane de sık iğnemi tamamlıyorum ve bir zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. Yanındaki sık iğnemi örüyorum bir zincir çekiyorum öne doğru alıyorum onu ve 3 tane sık iğnem örüyorum 1 2 3. ve son sık iğnemizi örüyorum bir zincir çekiyorum aynı yerine 2 3 sık iğne bir tane e, zincirimi zaten çekmiştim bakınız orada burada 8 zincirimi çekiyorum batıyorum. Hemen kolay kolay da gelmekte. Diğer omuzumla aynı sıra olana kadar örüyorum. Evet bu omuzumuzda da en son sıraya geldim ve bütün örgülerimi tamamladım. Son bakınız zincirim burada kaldı. Arkada da bir tane zincir çektiğimiz bölüm var. Şimdi burayı kapatacağız ve süveterimizin ana parçaları olan ön ve arkamız bu şekilde tamamlanacak. 6 ilmek üzerine örmüştüm. 2'yi ördüm. 2 ve 3'ü battım. İç tarafta 3, dış tarafta 2 idi bakınız sık iğnemiz. 3 sık iğnemi ördükten sonra şu şekilde alıyorum zincirimi düzgünce giriyorum. İçinden geçiyorum. Kenardaki 2 tane sık iğnemi de örüyorum. 1 tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. İpimizi biraz uzun kestim. Hemen dikelim ve sonrasında e, kenar işlemlerimizi yapalım. örgümü şu yönü düz bakın. Burası düz. Bunu böyle koyuyorum. Burada zaten düz olan bölümümüz belli. Düz yöndeki. E, şöyle her iki düz yüzü birbiri üzerine yatıralım ve Sadece omuzlarımızı dikelim, sadece omuzlarımız. bir de taktım. Önce buraya batıyorum, karşıya geçiyorum. Bakınız, şöyle iki katını da alıyorum. Altı tane sık iğnemi karşılıklı. Sağlam bir şekilde dışarıya da çıkmayacak şekilde dikiyorum. Süveterimiz çok kolay. Bütün ayrıntılarıyla inşallah yapalım. Takılmadan son buraya bir tane de düğümümü atıp ipimizi yeniden buradan keselim. Diğer omuzumuzu da aynı şekilde dikelim. Omuzumun birini diktim, diğerini de dikiyorum. Kalan iplerimizi şöyle görünüyor bakınız başlangıç ve bitiş iplerimiz. Onları da bir ara şöyle içeriye doğru alarak gizleyelim. Evet omuzlarımızı da bitirip düğümümüzü at. Omuzlarımızı diktik ve bir bütün haline getirdik. Şimdi kenarlarımızdan e, örmeye başlayalım. Kenarımızdan e, bir, belli bir kalınlık olacak e, kenarımızda. Şöyle kalın lastiklerimizle dolaşacağız ve süveterimize bu e, güzel bir hava katacak. Ben daha açık renkli bir ipimle kenar geçmek istiyorum. Hem de bütün yapmış olduğumuz işlemler gayet rahat görsün. Hiç aklımızda bir takıntı kalmasın. Lacivert renkle daha önce örmüştüm. Fakat görülmemiş bazı yerleri. Şimdi inşallah bu kez daha görünür olacak. Hem iki tane farklı renk olunca daha da güzel çalışırız inşallah. Evet. Yine aynı numaralı tığım bir tane zincirimi çekiyorum daha basit ve daha kolay bir şekilde çalışalım köşeden başlıyorum köşeden Şu köşeye batıyorum ipimi yatırıyorum bağlandım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincir çektim ama bir tane geriye döneceğiz. 7 tane olarak devam edecek. Şunu geri dönüş için kullanıyorum bakınız. Buna batmıyorum. Sık iğne olarak örüyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğnemi ördüm. Bura köşe olduğu için şöyle güzel bir kavis çizmemiz gerektiği için bir sonraki sıraya geçmiyorum. Aynı yere tekrar örüyorum. Bakınız 7 tane sık iğne ördükten sonra battığım yere geliyorum. Bakın aynı yere. Şu rengimiz de farklı olunca daha rahat olacaktır. Aynı yere batıyorum. içinden çıkıyorum. Çeviriyorum, zincir çekmiyorum. Ve başlıyorum bakınız 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen yanındakine batıyorum. En son değil, yanındakine. 1 2 Tek kata batıyoruz bir de. O çok önemli. bakın dıştaki kata bakıyoruz, batıyoruz. 3 4 5 6 ve 7 bir tane zincir bu tarafta çekiyoruz bu dış yönü bitirdiğimiz zaman bir zincir çekiyoruz içten döneceğimiz zaman zincirimiz yok bakın köşe olduğu için aynı yere battım aynı yerden kastımız bakın şuradaki yuvamız şimdi bir zincir çektim dönüşümü yapıyorum yine katın dışına yani her seferde katın dışına örüyoruz bu lastiklerimizi içinden zinciri çıktığımı değil yanındakine batıyorum tek katını alarak 1 2 3 4 5 6 ve buradaki 7 Mutlaka 7 ile gidiyoruz. 7 ile geliyoruz. Yine dönüş olduğu için burası köşe, bütün köşelerimiz aynı olacak. Aynı yere giriyorum. Diğerleri böyle olmayacak sevgili dostlar. Zincir çekmeden çeviriyorum. Zincirin içinden çıktığına değil, yanındakine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve en son döndüğüm zincir 7 ee, kazamızın yani süitere battığımız yerde zincir yok bu uç kısımda bir zincir çekip çeviriyorum zincirimin içinden çıktığı yere değil bakın zincirim içinden çıktığı yer şurası zincirimi görmekteyiz şu kısım zincirime batmıyorum zincirimin hemen yanındakinden alıyorum 1 2 3 4 5 6 ve şuradaki minik yere giriyorum. 7. 7 tane sık iğnemizi ördük. Köşemiz için yeterli artık. Aynı yere batmıyorum. Yukarıya doğru geçişimi yapıyorum. Bakınız yukarıda bakın hep aynı yere batmıştık. Şimdi yukarı 7 tane sık iğneyi ördükten sonra şu şekilde geçiyorum. Bir sonraki bakın hemen bir sonraki sık iğneye giriyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonraki yani bir sonrakine de giriyorum. Bir ilmek daha çıkarıyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum. Ve çeviriyorum. Yine zincir yok. Bakın ve içinden çıktığımı yapmıyorum. Yanındakine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 son zincirimizden döndüğümüz 7 bu uçta zincirimiz vardı bir zincir çekiyorum dönüyorum ve hemen içinden zincir çıktığımı değil yanındakine batıyorum bakın zincirimiz çıktı diğeri 1 2 3 4 5 6 ve buradaki minik yer 7. Şöyle girelim 7. 7'yi ördüm. 7'yi ördükten sonra karşıya geçiyorum. Aynı yere değil, bir sonraki bakınız küçük yere giriyorum. Aynı yere değil. Bir sonraki küçük yere girip bir tane ilmeğimi çıkarıyorum ve sonra bir tane daha ileriye gidiyorum ilmeğimi çıkarıyorum ve içlerinden geçiyorum eğer çok sık olursa bir üstte de geçebilirsiniz ola ki ipiniz kalın eliniz gevşek olur yukarıya doğru da çıkış yapabilirsiniz çeviriyorum içinden çıktığıma değil yanındakine batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 Dışta olduğumuz için bir tane zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Zincirin içinden çıktığımı değil, yanındakine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 şöyle alalım. 7. Şimdi bakın yukarıya doğru gidiyoruz. Burada bir oyum olacak. Burayı çok bol yapmayacağız, çok da dar yapmayacağız. Ona göre ayarlayacağız. Şimdi aynı yere değil. Bir sonraki bu bir tanesi küçük, bir tanesi büyük gibi bakınız. Küçük geri batıyorum. ilmek çıkarıyorum. Bir sonrakine bir daha ilmeğimi çıkarıyorum. 3 tane ilmek oluyor tığımda. Bir örgümü yürüttüm. Bir de iki tane battım. Hepsini Aynı anda tek seferde çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. İçinden ilmek çıktığıma değil yanındakine batıyorum. 7 tane sık iğnemi örüyorum. Şu geniş anlatmak istedim. Bütün sık iğnelerimizi 7 giderken 7 gelirken yapıyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum dış tarafta. Bakın şu şekilde. Şimdi zincirim içinden çıktığına değil yanındakine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7. de giriyorum. 7 sık iğnem ördüm bakın, bu şekilde gitmekteyiz herhangi bir sıkıntı yok Batığımız yeri değil bir sonraki yere giriyorum bir tane ilmek çekiyorum bir sonraki yere gidip bir ilmek daha çekiyorum üçünü birlikte çektim Eğer burada bir potluk olacak olursa bir ilmek daha öne gidebilirsiniz tamamen e, Şuradaki göz ayarına sizin ayarlamanız gerekmekte bakın bunu da bu şekilde Geçelim. Arada bir yapabilirsiniz. Eğer e, kontrol edin, potluk olacak olursa mutlaka bir tane daha fazlalaştırabilirsiniz. Çeviriyorum. İçinden ilmek çıktığıma değil, diğerine batıyorum. Yani o inisiyatifi almanız gerekmekte göz ölçüsüne göre. Hepimizin eli farklı, ipi farklı. O yüzden e, potluk olmasın. yedinciyi ördüm. Yine bir zincirimi çekip döndüm zincirimin içinden çıktı şurası. Bakın hemen buradan başlıyorum. 1 7 7 gidiyorum bakın. 2 3 4 5 6 7 şuraya bakın şöyle 7'ye batıyorum. 7'ye battım batmış olduğum yeri değil bir sonrakinden bir ilmek çıkarıyorum bir sonrakinden tekrar bir ilmek daha çıkarıyorum ve iki ilmek çıkararak bu şekilde 7 7 örerek ilerleyelim Bakın 7 7 örüp yukarıya doğru gidiyorum şimdi tamamını bitirelim buradan başlayıp buraya kadar gelelim şu köşemizdeki dönüşte yeniden birlikte olalım Lastiğimizi yandan örerek ilerledim. Diğer ucumuzun olduğu noktadayız. Şimdi buradaki dönüşü sizlerle birlikte yapalım. Tıpkı buradaki yaptığımız dönüş gibi hemen diğer sıradaki dönüşümüz de aynı olacak. Kenardayım şu anda ve en son bakınız bir tane zincir çekerek üzerine sık iğne çalıştığı yere gelerek batacağım. Buradan geliyorum şimdi. Zincirimi çekiyorum ve hemen Birer birer sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sık iğnemi ördüm ve zincirimi başlattığım yerdeyim. Buraya bir defa battım. Bakınız ilk batışı yaptım. Çeviriyorum. Bu ikinci olacak. Bakınız ilmeğimin çıktığına değil yanındakine batıyorum. İlmeğimin çıktığına değil yanındakine. 1 2 3 4 5 6 ve 7'yi örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Şimdi bir batmıştık ikinci ördüm bu üçüncü olacak yani aynı yere gideceğim şimdi ikiye Aslında bir çift buraya ördük Örmemiz gerekeni üçüncü yine aynı yere batacağız birer birer örüyorum Lidinciyi de aldım aynı yere batıyorum burada 3 oldu Bakınız bununla şimdi burası Örgümüzün olduğu yön olduğu için zincir çekmiyorum. Çeviriyorum. Dibine değil, hemen yanındakine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. dördüncü kez ördük. Bir zincir çekiyorum dış olduğu için. Bakın buraya bir çift ördük yani. Şöylesi bir çift, böylesi bir çift 4 oldu. Şimdi buradan geliyorum beşinciye geliyorum yani 3. üçüncü çiftimizi öreceğiz zincirimi çektikten sonra bu şekilde batıyorum ilmeğimi 1 2 3 4 5 6 7 batıyorum aynı yer bakınız 5. ördüm yani 3. çifte başladım zincir çekmeden dönüyorum İçinden çıktığımı değil yanındakine batarak 7 tane sık iğnemi örüyorum dönüşümüzü yuvarlıyoruz umarım anlaşılmıştır çok çok kolay hemen buradakine batıyorum altıncıyı ördüm dönüşümüzü yumuşattık artık bu yedinci kez başlattığım bölüm bakın üç defa batmışım şöyle bir çift iki çift üç çift dördü yedinciye başladık yani dördüncü çiftte başladık artık buraya batmamıza gerek yok buraya girmiyorum hepsini buraya örmüştük buraya örmüyorum yanındakine bir tane ilmek çıkarıyorum bir sonrakine bir ilmek daha çıkarıyorum devam ediyorum ve bu şekilde dönüşümüzü yaptık. Artık düz bu şekilde ilerleyeceğiz ilmeklerimizi çıkararak. En son bir zincir dönüyorum. altıncı ve yedinciyi de şuradan alıyorum yedinciyi de ördükten sonra yine ilerliyorum şöyle bakınız batıyorum bir de ileriye hepsini aynı yere batalım ki görüntü güzel olsun eğer sık olacak olursa bir tane daha ileriye gidebilirsiniz tamamen göz kararı Evet bakın dönüşümüz bu şekilde oldu. Şimdi aynı şekilde örmeye devam edelim. Süiterimizin kenar tığlama işlemini buradan başlatmıştık. Yandan bütün hepsini aynı şekilde örerek geldim. Kenardan dönüşümü yaptım. Diğer kenardan dönüşümü yaptım. Ve uzun kenarımızda tekrar örmeye devam ettim. Ve yine başlangıç noktamızın karşılığındaki olan köşemize geldim. Şimdi bu köşeyi de sizlerle birlikte teferruatlı bir şekilde dönelim. Aklımızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Çok rahat yapalım. Şimdi düz örerek geldim. Tam dönüş noktasındayım. Bakınız dönüş noktasına sadece battım. Şimdi buradan dönüyorum. Aynı şekilde örüyorum. Başa kadar geliyorum. Yani aslında yapmış yapmamız gereken tek şey buradaki şu köşeleri ileriye gitmeden 4 defa batmak yani çift olarak saydığımızda bir giriyoruz gelip batıyoruz tekrar örüyoruz şeklinde dönüşümü başlattım 3 4 5 6 ve 7 aynı yere giriyorum bakınız buraya zincir çekmiyorum gövdeye bağlandığımız yere çeviriyorum ilmek çıktığımın hemen yanına batıyorum hiç ilerlemedik bakınız aynı yerden dönüyoruz işlemimizde de hiç farklı bir şey yok burası dış kenar olduğu için bir zincirle dönüyorum ve şöyle çevirip batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve yine dönüş olduğu için aynı yere batıyorum. Sadece bakın kolaylığı bu başka hiçbir işlem yapmıyorum. Aynı yere battım. Dönüyorum. Hemen içinden çıktığıma diye bakınız yanındakine batarak 7 defa sık iğnemi örüyorum. 1 2 her biri farklı sık iğne üzerine 3 4 5 6 7 dış olduğu için bir zincir ve yine zincirimizden bu yöne doğru devam ediyorum 3 4 5 6 7. Bakın burada e, bu işlem kıvrılmamasını sağlıyor yani rahat dönüşümüzü sağlıyor, yine buraya batıyoruz eğer. İpiniz ince, eliniz sıkı yeterli gelmediyse bir defa daha gidip geli, gelebilirsiniz. Yani bu yeterli değil derseniz e, burası kasacak gibi olursa, yani toparlayacak gibi olursa süveterimizi. Bir defa daha aynı işlemi yaparsanız karşıya gelmezsiniz. Yeterli dediğimiz zaman burada da aynı e, işlemlerimizi yapmıştık şöyle baktığınızda. Şuradaki tam köşeye 1 2 3 çift çıkıyor bakınız tam köşelerden. Diğer köşeme bakıyorum bakınız tam köşeden 3 tane çiftimiz çıkmakta şöyle 1 2 3 burayı da aynı şekilde köşeye battığımız yerden 1 2 3 çiftimiz çıktı şimdi burası artık yeterli oldu onun için ben bir tane ileriye batıyorum eğer burası çok çekmeyecek gibi ise bir tane daha batabilirsiniz fazla yaparsanız bir tane çektim buraya ilk geçişte dönüyorum ve hemen aynı işlemlerimi tekrar ediyorum. Artık aynı yere batmak yok. İleri ileri gideceğiz. Umarım e, çok rahat örersiniz. Bazen e, insan karıştırabiliyor. Gayet normal. Özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da olabilir. Ya bazen de insan e, durabiliyoruz yani. Çok basit şeylerde bile. Hepsi bizim için insanlık hali tabii ki. Şimdi örüyorum. Artık alta geçtim. Köşemi döndüm. En sona battıktan sonra bakınız artık aynı yere batmıyorum. Bir ileri, bir ileri geçip ilmeğimi çıkarıyorum ve bu yanlardaki de örmüş olduğum gibi başlangıç noktama kadar ilerleyerek devam ediyorum bitiş noktama geldim en son bakınız örerek geldim üst kısımda yani dış kısımdan bir zincir çekerek ördüm ve şuradaki başlangıçtaki batmış olduğum yere girerek batıyorum ve buradan her ikisini birleştireceğim bitişle başlangıcımı birleştiriyorum şimdi ilmeğim şu şekilde duruyor ortada diğer taraftan ilmeğimi alıyorum buradaki takıyorum ve şu görmüş olduğumuz katımı alıp tek seferde üçünü örüyorum. Ve yine ipim altta ilmeğimi alıyorum. Bir tane de buradan alıyorum. Bir başlangıçtan bir sondan alarak ilmeğimi geçiriyorum. Sıradan takip ediyorum. birleştiriyorum bu şekilde. Geçiyorum içerisinden örmediğim ilmekleri alıyorum. Ve en sona batıyorum. Buradaki son ilmeğimi de aldıktan sonra bir tane zincirimi çekerek burayı tamamlıyorum ve başlangıcımızda bitişimizde bu şekilde birleştirdik. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Kenarlarımızı tamamladıktan sonra yakamızı örmeye başlayalım. Yakamızı farklı renkle öreceğim için yani gövdede kullandığım rengi değil kenardaki rengi kullanacağım için bir sıra başını bir defa dolayıp geçmek istiyorum ki burada renk değişikliği olup çirkin durmasın ilmeğimizi aldığımızda şimdi bunun tam ortası buradaki zincirimizin bulunduğu yer bakın tam ortamız zincirin bulunduğu bölüm her taraftan eşit bırakmıştık bu kenardan şimdi buraya zincirimin olduğu yere sabitleniyorum ipimi şöyle sağ tarafa alıyorum tığımın başını doluyorum yana bir defa batıp tek seferde çekiyorum tekrar başını doluyorum bir sonraki sık iğne içerisinde giriyorum bir defa doladım tek seferde çektim yine ipim şöyle arkadan gizliyorum her bir yuvaya başını doluyorum bir tane batıyorum bakın her bir sık iğne deliğine şöyle daha güzel görülmekte başını doluyalım batalım başını doluyalım batalım başını doluyorum tam zincirimi ortasına giriyorum kenarına şöyle gelerek batıyorum hemen dibine değil de bir yanındakine battım bu şekilde başlangıç yerimize kadar tığımızın başını bir defa dolayıp tek seferde çekerek örmeye devam edelim. Başlangıç yerimize kadar birer birer tığlayarak geldim. Şimdi başlangıcımın bulunduğu yerdeyim. Oraya da yine batıyorum ki sık iğneyle batıyorum ve ilmeğimin sonrasındaki bölüme gelip batıp şu şekilde kaydırıyorum. Ve buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimi çekiyorum. Çekmiş olduğum 10 zincirimin 10.'cuya değil 9.'cuge gelerek batıyorum ve geriye doğru birer birer sık iğnemi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğnemi örüyorum. 9 sık iğnemi ördükten sonra aynı yere batıyorum. Burası yaka olduğu için bitişte de yine aynı yere iki defa batacağız. Bakınız bir çıkmıştım. ikinci kez batıyorum. Buradan zincir çekmiyorum. Gövdede olduğu zaman çeviriyorum. Hemen ilmeğimin çıktığına değil yanındakine batıyorum. Ve 9 tane sık iğnemi ardı ardına örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9. ve son dönüş yerine de batıyorum 9 tane sık iğnemi örüyorum burası yakamızın dışı olduğu için Dönüşte bir tane zincirimi çekiyorum ve çeviriyorum. Ve hemen yanındaki ilk yere batıyorum. Bakın şöyle yine tek katını alıyoruz. iki katını değil. 1. 9 tane öreceğiz. Burası ilki. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 dokuz. 9. da örüyorum biraz içte kalıyor onu içten çıkaracaksınız 9. yüzyı ördükten sonra bu kez hemen dibine batıyorum bir de ileriye batıyorum bir battım ilmeğimi çıkardım bir de ileriye doğru geçtim 3 tane ilmeğim oldu üçünü tek seferde kapatıyorum zincir çekmeden geri dönüyorum ilmeğimin çıktığına değil yanındakine batarak 9 tane sık iğnemi örüyorum katın dışındakine en sona geldim bir tane zincir mi çekiyorum tekrar birer birer örüyorum yakamızı bakınız şu şekilde önden bu tarafa doğru devam edeceğiz Yine şöyle ilmeğimizi bakın düzeltiyoruz. Böyle yaptığınız zaman daha kolay alacaksınız. Batıyorum 1 2 Dıştaki bakın 3 4 5 6 7 8 9. şöyle biraz 9. arada kalıyor onu biraz dikkatli çıkaracağız 9 tane ördüm şimdi aynı yere batmıyoruz bir ileri bir ileri bir ileri batıyorum bir ileri batıyorum bakınız iki farklı yere battım üçünü aynı anda çekiyorum ve arkayı çeviriyorum zincir çekmiyorum buradan gelirken içinden çıktığıma değil yanındakine batarak 9 tane sık iğnemi örüyorum Uç noktaya gittim, oradan da bir zincir çekerek tekrar gövdemize doğru döndüm. Gövdemizin bulunduğu yerdeyim. Burada yine aynı yere batmıyorum. Bir ileriye batıyorum, bir ileriye batıp iki tane ilmeğimi çıkardım. Bu da örgümü devam ettirdiğim ilmek. Bu şekilde alıyorum. Geriye dönüyorum. Köşemizin bulunduğu yere kadar bu işlemlerimizi tekrar ederek örelim. Yani hepsini e, bu şekilde 2-2-2-2 ilerleyelim. Köşemizde yine bir defa aynı yere batacağız. Köşemizi birlikte çalışalım. Yakamızı örerek ilerledim. Yakamız şu an şu şekilde görülmekte. Tam köşemizin bulunduğu yerdeyim. Bakınız köşeme battım. Ve e, yukarıya doğru çıkıp örmüştüm bir defa şu kısma battım bakın şuradan ilmeği aldım ve yukarıya doğru çıktım yukarıdan tekrar aşağı indim aşağı indiğimi normalde örerken bir ileri bir daha ileri diye örüyoruz yalnız köşelerde yapmamız gereken tek püf noktası burası sevgili arkadaşlar bakın battım yukarıya doğru çıktım iki ilerlemiştik hep iki ilerliyoruz ya önce bir battım 2 battım, ilerledim, yukarıya doğru çıktım, yukarıdan da aşağı doğru geldim. Köşelerimizin bulunduğu her yerde bir buradaki arka köşemizde, diğer e, köşemizde ve burayı dönerken de aynı işlemi yapacağız. Aynı yere bir tane daha batacağız. Bakın, buraya batıyorum, bir de ileriye. Aynı yere bakın, ikinci kez battım. Burası püf noktasıdır. İşte aynı yere battım. Burada dönüşümüzü kastırmadan yapmak için ve bir ileriye kapatmıyorum. Aynı yere bakın lütfen bana dikkat edelim. Bir defa daha önce batmıştım. Aynı yere giriyorum. Burası köşe olduğu için ve bir ileri gidiyorum. Eğer köşe olmasaydı bir ileri bir ileri aynı yere iki defa batmayacaktık. Bakın düz dümdüz iki iki yani şu şekilde bir çekecektim. Bir tane daha çekecektim. Farklı farklı bölüme batacaktım ama köşe olduğu için önce ördüğüm yere sonra bir tane de yanına ördüm. Dönüyorum. Bütün köşelerde bu işlemi yapıyorum. İlmeğin içinden çıktığıma değil yanındakine batıyorum. Yukarıya doğru 9 sık iğnemi örüyorum. Ve yukarıdan aşağı doğru da inelim. Yukarıya doğru çıktım. Yukarıdan da aşağıya doğru geldim. Şu kısmımız düz olduğu için bakın köşeyi epeyce var. Düz olan yerlerde aynı yere iki defa batmıyorum. Bir ileri gidiyorum. Bakın şurada batmış olduğum nokta var. Oraya batmıyorum. Bir ileri bir ileri iki ilmek çıkarıp kapatıyorum ve buradan sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. Bu kadar basit. Köşeye sadece ikinci bir kez batıyoruz sevgili dostlar. Diğer köşemizi de birlikte yapalım. İyice pekişsin. Hiçbir zorlu yok. Umarım anlaşılır olmuştur. İşlerinizi zorlaştırmak istemem. Umarım en kolay bir şekilde yaparsınız. Şimdi yukarıdan aşağı iniyorum. 9 tane sık iğnemi dış kattan alarak hızlı bir şekilde iniyorum bu sweater'imiz zaten gösteren yakasıyla ee, yan çalışmalar Şuradaki zor olan dokuzuncu ve son sık iğnemi çıkarıyorum bakın köşe olmadığı için bir ileri aynı yere batmıyorum bir ileri bir ileri kapatıyorum köşemde sadece aynı yere batacağım ve de bir ileri yapacağım ve e, zincir çekmeden dönüyorum birer birer sık iğnelerimizi örerek köşeye doğru gelelim. Yandan örerek geldim. Şurası bakınız tam köşemizin bulunduğu nokta. Bakın bir batıp bir tane de ileriye geçiyorum şimdi. Şöyle bir battım. Bir ileriye geçtim. Kapatıyorum. Köşemizin bulunduğu noktadayız artık. Şimdi yukarıya doğru çıkıyorum. 9 tane sık iğnemi yukarı doğru örüyorum. Lütfen köşelerimizi bu şekilde yapalım. Aynı yere birkaç kere batarsanız orada artış yapmış olacaksınız. Ve orada dönüşümüzü kolaylaştıracağız. Köşemizde çekmemiş olacak. Yani olayın püf noktası bundan ibaret. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Geri dönüşümü yapıyorum. Zincirimin kendi şöyle yaptığımız zaman bakınız. Hemen şöyle giriyorum ve birer birer dışından aşağıya doğru iniyorum. 9 sık iğnemi örerek geldim. Şimdi burası yakamızın tam dönüşündeki bize rahatlığı sağlamasını istediğimiz yer olacağı için burası bakınız buradan şu tarafa döneceğiz. Yine aynı yere batıyoruz. Bakın bir battığımız yere batmıyorduk. Şimdi buraya batıyorum aynı yere battım. Eğer çok keskin dönüşünüzü büzecekse sadece buraya batıp direkt yukarıya doğru çıkabilirsiniz. Yok eğer şöyle dönüşümüz rahatsa bir aynı yere battığımızı bir de ileriye geçebilirsiniz. Onu göz kararı ayarlayabilirsiniz. Şöyle bakalım buradaki yakamızın durumuna. Şöyle baktığımız zaman bakınız bir aynı yere batıp bir ileriye battığımda çok rahat bir şekilde yakamın dönüşünü sağlayacağım. Onun için bakınız aynı yere battım. Aynı yere batıyorum. Ve bir tane de ileriye bu şekilde artmış oluyorum. Eğer çekecek gibi olursa aynı yere batıp bir ileri geçmeden gidelim ve bütün köşeleri bu şekilde tekrarlar yaparak tamamlayalım. Yakamız hoş bir şekilde dönsün. Şimdi Aynı şekilde diğer köşelerimizde yapıp bitişte görüşelim terimizin yaka kısmına örerek geldim. Şimdi uç kısmındayım. Bitirme kısmına iyice yaklaşmış durumdayım. Bakınız başlangıç yerimizin hemen yanındaki ilmeğimizin bulunduğu yerdeyim. Yine aynı işlemlerimi tekrar ederek geldim. Buradan giderken bir zincir çektim. Buraya kadar 9 tane sık iğne. Tekrar buradan buraya 9 sık iğnemizi ördüm ve dış katlardan almıştım. Şimdi yukarıdan bir zincirimi çekerek aşağıya doğru ineceğim ve artık bitirişi sizlerle birlikte çalışacağız bir zincirimi çektim batıyorum şu şekilde battığınız zaman daha rahat oluyor aşağı kadar gelelim aşağı kadar geldim önce battığım yere bakın şimdi battığım yere geliyorum şuraya bakınız bir önceki sıramızda buraya da batarak çıkmıştım kapatıyorum şimdi yukarıya doğru tekrar çıkıyorum en son en son yapacağımız işlemimiz bunlar yaka ucuyla ilgili en son işlemimiz başa kadar çıkalım uç noktaya geldim yeniden aşağıya iniyorum ve bu bizim son sıramız oluyor aşağı kadar birer birer örüyoruz. Zaten yaptığımız işlemler tamamen aynı. kıvrılmasını istemediğimiz yere birkaç defa batıyoruz. Başlangıç ve bitişi de aynı. Yoksa diğerleri aynı şekilde devam ediyor. Şuradaki gizli bulunan sık iğnemi de alıyorum. Bakınız burada durmakta hiç yanılmayın. Buradaki biraz tabi alması zor olsa da hemen orayı alayım. Evet orayı da aldım. Şimdi ortaya gelerek tekrar batıyorum ve bir tane de zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum ipimi kestim ipimizi sonra alta alarak giziyoruz. elimizde yaka formunu veriyoruz ve son görünüşüne bakalım Evet sevgili arkadaşlar yakamızın ipini de içeriye çektim şimdi kenardaki buradaki bağlamak için kordonlarımı ben çalıştım her ikisini de. Bunun da bir tanesini çalıştım. Diğerini çalışmadım. Şöyle göz kararı olmasını istediğiniz yerde daha aşağıya da yapabilirsiniz. Bu çalışmamızı şöyle birazcık daha aşağı indirebilirsiniz. Ya da şu kısma nereye uygun görürseniz, gözünüz nerede olmasını istiyorsa oraya yerleştirelim. Kordonlarımızı ve karşılıklı dört tane kordonumuzu hem önümüzü hem arkamızı örelim. Basit kordon çalışması yaptım. Şu şekilde. Bakın dilediğiniz uzunlukta olsun tam karşısına gelecek yere giriyorum ipimi alarak zincirimi çekmeye başlıyorum buraya bağlanıyorum bir tane zincirimi çektim bağlandım bakın şöyle altından tutuyorum aynı yere bir daha girip ipimi alıp sabitliyorum aynı yere girip sabitledim ve buradan istediğim uzunluk olana kadar zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 tane zincirimi çektim. Çekmiş olduğumuz zincirimi birinci değil ikinciye gelerek batıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Diğer takip eden zincir yuvasına giriyorum. İpimi alıyorum. Bir tane sık iğne. Yine sırası ile zincirlerimi birer katına sık iğnemi örerek başlangıç yerine kadar ilerliyorum. Bütün zincirlerimi bu şekilde örüyorum. Son zincirime kadar ördüm. En son zincirimi ördükten sonra aynı yere gelerek şu şekilde batıyorum ve bir yanına ilmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirimi çekip buradan ipimi kesiyorum. Kestiğimiz ipimizi süveterimizin arka tarafına gizliyoruz. Ve uzun olan gizledikten sonra da daha fazla uzunluk varsa onu da keserek temizliyoruz. Ve bu son işlemimizde de süveterimizi tamamladık. Umarım yardımcı olabilmişimdir ve açık ve anlaşılır şekilde anlatabilmişimdir. Evet kordonumuzu da bu şekilde tamamladık. Süviterimize şöyle son kez bakalım. Şöyle düzeltiyorum. Bağlıyorum burayı da. Bir çalışmamızı daha bu şekilde bitirdik. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yeniden yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.